Merhaba, kanalıma hoş geldin. Bugün yaşamak hakkında konuşmak istiyorum. Yaşamak deyince ne düşünüyorsun? Yaşamak senin için neyi ifade ediyor? Yaşamak benim için şudur. Yaşamak şudur dediğinde. Yaşamak ne olmuş oluyor? Bunu birazcık açar mısın? Yaşamayı bana ifade et. Yaşamanın senin hayatındaki önemini bana anlat. Yaşamak benim için şudur. Yaşamak bana göre bu. Bunun ne olduğunu bana söyler misin? Daha doğrusu yazar mısın? Şimdi sen bunu düşünürken ben yaşamak hakkında konuşmak istiyorum. Bana göre yaşamak üçe ayrılır. Yaşamak için yaşamak, eğlenmek için yaşamak, kendini büyük bir adayış ile bir amaç için yaşamak. Şimdi bu üçünü irdeleyelim. Yaşamak için yaşamak ne demektir? Yaşamak için yaşamak sadece yaşamaktır. Yap denileni yapmak. Olanı olduğu gibi yapmak. Bir şeyi irdelemeden, sorgulamadan sadece yaşamak için yaşamaktır. Yani ne yapar bu kişi? Bir yere gider, gelir, gider, gelir, gider, gelir. Sonsuz döngü misali gider, gelir. Yaşamak için yaşamış olur. Peki bu ne oluyor? Kişinin aynı şeyleri yapması ne demek oluyor? Bir şeylerde başarısız olduğunu gösteriyor. Daha doğrusu bir şeylere adım atmadığını gösteriyor. Bir aktiflik yapmadığını gösteriyor. Aktif olamadığında ne oluyor? Adım atmadığı için başarılı olamadığını gösteriyor. İşte yaşamak için yaşamak, kişinin başarma serüveninde adım atmadığı adımlarıdır aslında. Yani hiçbir adım atmıyor. Ve adım atmamaya adım atıyor. Diyor ki ben sadece yaşayacağım. Gideceğim, geleceğim, gideceğim, geleceğim. Yapmam gereken tek şey bu, bunu yapacağım. Hiçbir şeye karışmayacağım. Hiçbir şey geliştirmek için uğraşmayacağım. Ne kendimi ne başka bir şey. Bu yaşamak için yaşamaktır bana göre. Bu videoda kendi şahsi görüşlerimi söylüyorum. Hiçbir şeye dayandırmıyorum, dayanmıyorum. Sadece kendi düşüncelerimi söylüyorum yaşamak için yaşamakta. Bana göre bu. Eğlenmek için yaşamakta kişinin sadece kendisini eğlenmeye adaması bana göre. Böyle insanlar da var çevremizde. Aslında insanlar gerçekten böyle. Bazıları yaşamak için yaşıyor. Monoton bir şekilde aynı olanı yapıyor. Tabii ki kötü bir şey demiyorum buna. Çünkü herkesin kendi yaşam stili farklı. Daha doğrusu yaşamdan beklediği şey farklı. Herkesin dünyası farklı. Bazıları onu istiyor. Aslında bu yaşamak için yaşamak da büyük bir şey. Ama herkesin bir farklılığı var. Yaşamak için yaşamak bana göre tek düzelik. Bazılarına göre olması gereken bir şey. Eğlenmek için yaşamak bana göre değişik bir şey. Bazılarına göre çok önemli bir şey. Eğlenmeden olmaz diyor. Kendini bu yüzden sadece eğlenmeye adıyor. Çalışıyor ve çalıştığı parayı eğlenmekte harcıyor. Yani eğlence için yaşamış oluyor. Bu ikisini ben hayatımda olmasını istemiyorum. Benim istediğim kendini büyük bir adayış ile bir amaç için yaşamak. Bu ne demek? Kendini büyük bir adayış ile bir amaç için yaşamak ne demek? Bu kişinin büyük bir amacın olduğunu gösteriyor. Sen diyorsun ki ben çok başarılı bir doktor olacağım. Çok başarılı bir doktor olarak çok kişinin hayatına dokunacağım. İşte bu bir amaç için yaşamaktır. Kendini büyük bir adayış ile bir amaç için yaşamak. Bu kişi ne yapıyor? Daha çok araştırıyor. Daha çok insanlara güler yüzlü bir şekilde onlarla aktif oluyor. Etkileşimde bulunuyor. Yani kişi sürekli kendini geliştiriyor bu yönde. Daha çok istediği yönde ilerlemek için adımlarını atıyor. Yani adıyor kendisini. Hepimizin büyük bir amacı olursa ve bu büyük amaca karşı kendimizi büyük bir adayış ile etkileşimde bulunursak işte o zaman bana göre yaşamış oluyoruz. Sen diyeceksin ki senin kendine adadığın o şey ne? Yaşamında büyük bir adayış ile kendini adadığın amaç ne? Benim amacım ne dedim ben? Büyük lütuf dedim. Düşünmek dedim. Ertelemek yok etmektir dedim. Ve şimdi ya hiç dedim. Daha doğrusu düşünmek dedim. Benim amacım kendimi büyük bir adayış ile bu düşünce adına videolar çekmek, yazılar yazmak, bu düşünce adına gelişimlerde bir etki bırakmak. Daha doğrusu bu konularda yol arkadaşı olmak. Yol arkadaşı olmak istiyorum. Düşünme konusunda hem kendi hayatımın yol arkadaşı olmak hem de bunu düşünen kişilerin yol arkadaşı olmak istiyorum. Benim fikrimde olanların yol arkadaşı olmak istiyorum. Çünkü hayat çok kısa, bir anlık.
Bu yüzden daha çok kendimizi bir şeylere adamamız gerektiğini düşünüyorum. Ve benim adadığım şey de bu. Gelişim, düşünme, düşünceyle gelişim. Lütuf bir güçtür, ışık ise ondan doğan bir yetenek. Hem düşünmek hem de yetenek. İşte benim kanalımdaki videoların amacı da bu. Daha çok düşünce ve yetenek adına konuşmak. Bütün videolarımda ortak nokta bu olmuş oluyor aslında. Daha çok düşünmek ve daha çok yeteneğini ortaya çıkarmak. İşte bunlar olduğunda daha bir yaşamış oluyoruz. Çünkü biz kendimizi adamış oluyoruz. Adadığımızda başarılı oluyoruz. Ve bir amaç için yaşamış oluyoruz. Amacımız bir noktaya ulaşmak. Ve o noktaya ulaşmak için elimizden geleni yapmak. Ve şimdi sen bunu diyorsun. Ben bunun için yaşamak istiyorum. Evet, o yaşamaktaki amacın ne? Söyle bana. Amacın ne? Amacını düşün. Söyle bakalım. Amacın ne? Senin için yaşamak ne? Yaşamdaki amacın ne? Bunu irdele ve hemen bir karar ver. Çünkü sen gelişime aç ve gelişime açıksın. Bu yüzden şimdi kararını veriyorsun. Ve sen gelişim serüveninde en iyisi olacaksın. Çünkü bunu istiyorsun. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Görüşürüz.